Kişiye kendi sesi konuşmadıkça kıyamet kopmaz. Mehdi devrinde insan kendi sesini başka bir cisimden duyacak diyor Peygamberimiz. Yani sesini teybe alacak, sonra kendi sesini dinleyecek. Veya videoya alacak. Kişiye sesi ve pabucu konuşmadıkça ve ehlinin ne yaptığını ona bildirmedikçe kıyamet kopmaz. Maşallah. Şimdi evine, değil mi? Ne yapıyor? Bir kamera koyuyor. Çocuk ne yaptı, ne diyorsa falan onun telefonuna geliyor görüntü. Ne diyor? Bak ehlinin ne yaptığını ona bildirecek diyor. Evde ne olduğunu bildirecek. Veyahut mesela burada canlı yayın oluyor. Her yerde insan bunu görüyor. Dostlarının, kardeşlerinin ne yaptığını. Veyahut internetten ne olduğunu, ne bittiğini bütün ailesine göstertebiliyor. Mesela dedesini getiriyor, amcasını getiriyor. Televizyonda görür gibi bilgisayarda insanlar birbirlerini görebiliyorlar. Yeryüzünün doğu ve batısında mihrap veya yataklarında oldukları halde İmam Mehdi'nin sesini işitirler diyor. Televizyonlardan, radyolardan, yattıkları yerden görecekler diyor, duyacaklar. Bu bir tek ses onların hepsinin kulağına gider, hepsi ona doğru hareket ederler. Mesela Amerikan devleti, Amerika Birleşik Devletleri'nin devleti, dürüst insanlarla dolu ama içinde belki %1'lik kadar bir derin devlet var. Bütün melaneti işleyen onlar oluyor. Yoksa devlet dersen bütün memurlarıyla falan hepsini töhmet altına almış olursun. Onun için illaki derin devlet, doğru olan ifade olur. Mehdi için kainat avucun içi kadar açık olacak. Yani avuç içindeki mesela bir telefon yahut ufak bir bilgisayar bütün dünyaya ulaşmasını sağlayacak. O zaman anlatıldığında sahabeler şaşkınlıkla ve hayretle dinliyorlarmış. Şimdi bize ne kadar makul geliyor, değil mi? Evet.